Maaş modülünde 4B sözleşmeli öğretmenimize sendika bilgisi tanımlamak için maaş modülüne giriyoruz. Daha sonra üst menüde bulunan tazminatlar üzerine gelerek aşağıya açılan alt menüden sendikaya tıklıyoruz. Şu an kurumumuzda sendika olan 4B sözleşmeli öğretmenlerin listesi geldi. Biz şimdi bir öğretmenimize sendika bilgisi tanımlayalım. Bunun için yine ekle butonuna tıklayarak öğretmen sendika ekle sayfasını açıyoruz. Burada 4B sözleşme öğretmenlerinizin adları yüklendi. Daha sonra sendika bilgisi tanımlanacak öğretmenin adını seçiyoruz. Sendikaya kayıt türünü, yeni kayıt mı yoksa sendikalar arası geçiş mi bunu tanımlıyoruz. Yani bir öğretmen bir sendikadan başka bir sendikaya istifa ederek hemen geçmiş olabilir. O zaman sendikalar arası geçiş diyoruz. İlk defa sendikalı olacaksa yeni kayıta tıklıyoruz. Daha sonra öğretmenin sendikasını tanımlıyoruz. Sendikasını sonra öğretmenin sendika sicil numarasını giriyoruz. Eğer sendika sicil numarasını bilmiyorsanız sisteme sendikalı öğretmen ekleyemezsiniz. Öğretmenimizin sendika sicil numarasını yazdıktan sonra sendikaya üyelik tarihini yazıyoruz. Evet, 25 Şubat 2010 şeklinde öğretmenimizin sendikaya üyelik tarihini belirttik. Daha sonra ekle butonuna basarak öğretmenimizin sendikaya kaydını tamamlıyoruz. Eğer bir öğretmenin sendika bilgisini güncellemek istiyorsanız, öğretmenin güncel butonuna tıklayarak sendika bilgileri güncel sayfası açıyorsunuz. Burada öğretmenin sendika bilgilerini güncelleyip, yukarıdan güncel butonuna tıklayıp, işlemi onaylayarak öğretmenin sendika bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer sendika kaydını silmek istiyorsanız, sil butonuna tıklayarak, işlemi onaylayarak öğretmenin sendika kaydını silebilirsiniz.